Merhaba, ben Nur Şahin. Evimize hoş geldiniz. Merhaba sevgili seyirciler. Bugün başarılı futbolcu Nuri Şahin'i sizler için biraz daha yakından tanıyacağız. Onu tanımak için sıcak yuvasında güzel eşi ve minik oğluyla birlikte bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Geliş sebebimiz belli Nuri. Seni tanıyoruz çok yakinen, çok başarılı bir futbolcusun. Fakat biraz da seni aile içerisinde tanımak istedik, özel hayatında tanımak istedik. Sen de bizi kabul ettin, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Seve seve sizi ağırlamak bizim için bir şeref, bir onurdu. 15-16 yaşıma kadar Mayar Sagen'de yaşadım. Ailemle beraber, abim, annem, babamla beraber. Ondan sonra Dortmund'a futboldan dolayı Dortmund'a taşındım. Dortmund'un internatında bir buçuk sene kadar bir zaman geçirdim. Ondan sonra kendi evime taşındım. Ailede bir tek sen mi sporla ilgilenen kişisin? Yok, aslında abim, yetenek olarak abim benden daha üstünde, yani bizim çocukluk yaşlarımızda. O da futbol oynuyordu, yüksek de oynadı, altyapıda yüksek de oynadı ama ondan sonra o yolları gitmek istemedi, bu profesyonelliği fazla yaşamak istemedi. Şu anda bizim Mayner Sagen kulübünün hocası. Ben de ona yardımcı oluyorum. Futbolda yetenek tabii ki çok önemli. Yeteneğin haricinde şans da önemli mi? Şans kesinlikle olması lazım. Ama o şansı da zorlayacak olan şey yetenektir her zaman. Yani sen yeteneksiz olursan istediğin kadar şanslı ol, yani o şans seni bir yere kadar götürür sadece. Peki senin keşfedilmen nasıl oldu? Futbola atılman nasıl oldu? Rahmetli Nuri dedem, ismini aldığım insan. Evet. 4 yaşında ben Mayner Sagen'in kasabasının takımında, abim 6 yaşındaydı o zaman. Abimin idmanı vardı. Dedemle abimi almaya gittik. İdmanın bitmesine 15-20 dakika falan vardı. Oradan bir top aldım ben. Dedemle kale arkasında işte abimi beklerken oynuyoruz. Ben şut atıyorum, o kaleci oluyor. İşte öyle torunla oynayan bir dedeyi hayal edin. Orada abimin hocası gözünün bir ucuyla beni izliyormuş yani. İdman bittikten sonra dedeme gelmiş. Yani dedemin anlattığı şey. Bu çocukta yetenek var, bunu kesinlikle hemen kulübe yazdırın demiş. Gidiş o gidiş yani. Ondan sonra o sahada büyüdük yani. Peki bu futbol hayatın, aynı zamanda okula da gittin. Okul hayatını etkiledi mi? Öncelik neydi? İyi bir öğrenciydim. Bu futbol profesyonellik zamanı başlayana kadar gerçekten okula seve seve giden bir insan, bir çocuktu. İlkokul tabii her çocuk gibi. Kreşe fazla gitmedim, onu da yalan söylemeyeyim. Babaannem de fazla göndermezdi açıkçası. O dönem zaten o jenerasyon genelde pek... Ya ben şimdi Ömer'de bakıyorum. Ömer her gün Tuba titizlikle hazırlıyor, gönderiyor. Hatta kendi götürüyor, kendi alıyor. Hep derim yani ya, ben dönüm kreşe falan hiç gitmedim ki yani. 2 senelik kreş döneminde ben taş çatlasa 6 ay gitmişimdir. Diğer işte 1,5 sene babaannem hep demiştir yani. Evet. Aman uyu, işte hava soğuk. İlkokulu iyi geçirdim. Ondan sonra gimnazyuma, Mayner Sagen'de gimnazyuma gittim. Gimnazyumda 10. sınıfa kadar gimnazyumda okudum. Ondan sonra işte dediğim gibi Dortmund'a taşındım. Burada abitur'a başladım. O ara ilk Bundesliga maçımı oynadım. İşte insanların bana bakış açısı farklı. İnternatta kalıyordum ama normal bir okula gidiyordum Dortmund'da. İşte sabahları okula gidiyordum. 7'den 10'a kadar onunla idmana gidiyordum. İdmandan sonra yeniden okula gidiyordum. Ya şimdi internat dediği zaman insan, Borussia Dortmund internatı dediği zaman insanlar şimdi çok büyük bir şey beklemesin. Yani o zamanlar biz çok eski bir villayı satın almış Borussia Dortmund. Çok odası olan bir villa. Biz orada 15 oyuncuyla kalıyorduk. Herkesin küçücük bir odası vardı. Yani kutu kadar bir odam vardı yani. Orada ama çok güzel yani, benim gelişimim için, hayata bakış açım için çok özel bir sene, bir buçuk seneydi. PlayStation turnuvaları yapardık. O turnuvayı kazanan kaptanlık bandını takardı. Kaç saat sürer turnuvalar? Sabah kadar. Çünkü internatta bizim hocamız yani, o aşağıda oturuyordu. O saat 10-11'den sonra uyuduğunu biliyorduk, yaşlı bir adamdı. Kapıları kilitlerdik.
ışıkları kapatırdık, oturma odasında sessiz sessiz PlayStation turnuvası yapardık. Ki az önce ilk Bundesliga maçımı oynamıştım dedin. Kaç yaşındaydın? 16 yaşında. 16 yaşında. Evet. Bu çok büyük bir başarı galiba değil mi? Çok da düşük bir yaş mı günümüze baktığımızda? Tabii kesin. Yani o zaman bugüne kadar Bundesliga'da oynayan en genç oyuncu, Allah bana nasip etti yani. O benim için çok büyük ve özel bir gündü. Bu güzel hanımla nasıl tanıştın Nuri? Onun hikayesi aslında çok farklı. Biz çocukluğumuzdan beri birbirimizi tanıyoruz. O 2005 sezonu Tuba'ya aşık olduğum sezondu. Aşkını itiraf etti Tuba. Ya benim için çok... O Tuba yine ailesiyle Mainer Sahin'e gelmişti. Ben onları davet ettim maça. Sezonun son maçıydı, Frankfurt maçıydı. Biletleri hala duruyor. Hala duruyor, İlk işte maça geldiler. O maç beni oynatmadı hoca. Ben tabii maçtan sonra moralim bozuk, oynamamışım. Şimdi sen müstakbel eşini davet etmişsin. Yani, ama maçı yani, yani, o niyetle daha davet etmedim açık söyleyeyim de. Her neyse annemi aradım. Anneme dedim, anne dedim ben internata geri dönüyorum. Selam söylersin dedim. Yok dedi, olur mu öyle şey dedi. Gel bir ayıp olur dedi. Merhaba dedi. Tamam dedim. İşte tam geliyorum. Stadyumun altında beni bekliyorlar. Arabaların park edildiği yer. Ben uzaktan işte bakıyorum. Herkes orada. Herkesi tanıyorum ama Tuba gözüne farklı geldi. Anladım ama yani değişik baktığını anladım. Hissedersin yani işte ilk bakışta ya da ilk görüşte. Tabii ben Tuba'yı senelerdir tanıyorum ama O gün bana çok farklı geldi yani, dedim tamam dedim. Demek ki doğru zamanmış o. Kesinlikle yani, dedim tamam ben aşık oldum galiba dedim. Diğer sabah kalktım, daha halen aşığım dedim daha. Dedim tamam, ben vuruldum ya. İşte öyle hikayemiz başladı. Ben tabii Tuba'ya açılmalar, anlatmalar, mesajlar, telefonlar, faturalar, işte. Evet. Aslında biraz kader, kısmet kesinlikle var bu işin içerisinde. Sonuçta Tuba Hollanda'da yaşıyor, sen Almanya'da yaşıyorsun. Bir şekilde buluşuyorsunuz. Sen kadere, kısmete inanır mısın? Kesinlikle, evet. Çok inanırım hem de, çok fazlasıyla. Evet. Öyle yani, anlattığı gibi de oldu. Hiç düşünür müydün böyle Hollanda'dan kalkacağım, Almanya'ya geleceğim? Hayır, hiç yani aklıma, hani ucuna bile gelmemişti. 8 senedir buradayım şimdi. Ailem hala var. Evet, çok mutluyum. O ilk başarılarını yakaladığında ailen ne hissetti? Evde nasıl bir şey yaşadınız? Biz her zaman mütevaziliğimizi korumaya çalışan aileyiz. Her zaman alçak gönüllü bir aileyiz. Bunu açıkça da söyleyebilirim ama insan ister istemez o hayata bir girdiğin zaman insan belli bir şekilde bir değişiyor. Dönüm noktası. Yani kesinlikle yani. Her zaman biz şimdi çok maddi durumu çok kötü olan bir aile de değildik ama çok da zengin bir aile değildik yani. İş aynen yani, çok rahattık. Allah'a şükürler olsun anneme babama. Her zaman minnettarız, abim ve ben de. Bizi çok rahat bir şekilde büyüttüler. Hiçbir eksiğimiz olmadı. O 2005 senesi tabii. Ben U17 ile Avrupa şampiyonu oldum. İlk defa televizyona çıkıyorsun. İşte ben maçtan sonra hemen annemi arıyorum her zaman. Ya işte şu burada, o yenge burada, o abla burada. Dedim anne sen ne yapıyorsun? Dedim ne güzel işte onlarla beraber maç izliyorum. İyi tamam izle. Ondan sonra teklifler alıyorsun işte. Yurt dışından teklifler aldım. İşte ilk Bundesliga maçıma çıktım. Profesyonel oldum. İlk kontratını imzalıyorsun. 16 yaşındayım. İnanılmaz benim için, çok aşırı paralar kazanıyorum. Para beni hiçbir zaman yönetmemiştirdi bugüne kadar da. Ailemi de çok şükür hiç yönetmemişti. Öyle yani 2005 senesi öyle başladı. Evdeki gurur, aile gururu tabii. Çok yüksek işte, başardı yani hayalini. Annemin her zaman dediği, ben futbolcu olmana sevinmedim. Yani tabii gurur duyuyorum seninle dedi ama emeklerin boşa gitmedi. Ben en çok ona seviniyorum. Babamın, ben her zaman minnettar olduğum şey, bizi hiçbir şeyden mahrum bırakmadı yani. Bize her zaman destek çıktı, maddi manevi. Ve bizi rahat büyüttü. Bunu her zaman söylemişimdir yani babam. Gerektiği yerde serttir, gerektiği yerde anlaşamadığımız noktalar da olmuştur. Ama o işte anne ortayı bulma yeteneği vardır ya, işte annemde her zaman o yeteneği vardı.
annem her zaman derim sen imparator gibi kadınsın derim yani annem. Babam özellikle bizim Almanlarla ilişkimizi her zaman önem vermiştir. Yani Almanca öğrenin, Alman ortamına girin. Çünkü biz burada yaşıyoruz, dili konuşun, babamın Almancası güzeldir. Bu eğitim paylaşmayı, ondan sonra ekip olarak çalışmayı öğrenebileceğin en iyi şey takım sporudur. Benim Almancamı geliştirdi, disiplinimi geliştirdi, vakitlerimi geliştirdi, her şeyimi beğendim. Futbol, özellikle spor ve futbol bana çok şey veriyor. Her aileye tavsiyem benim. Yani ben Ömer biraz daha büyüsün, kesinlikle bir takım sporu yapmasını isterim yani. Nuri'yi senden biraz tanımak istiyoruz. Eşin hakkında, Nuri hakkında neler söylemek istersin? Öncelikle çok iyi bir eş, çok da iyi bir babadır kendisi. Bizimle çok fazla ilgilenir. Özellikle Ömer'le daha tabii küçük olduğu için, daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğu için oğluyla çok ilgili bir baba. Çok fedakardır, merhametlidir, iyi niyetlidir. Yani aslında dört dörtlük desem yeridir. Seni büyük bir gururla A Milli Futbol Takımı'nda izliyoruz. Almanya A Milli'de izlemiyoruz. Neden A Milli Türkiye Futbol Takımı? Ya bu benim için hiçbir zaman neden sorusu benim için olmamıştır. Çünkü ben Türk'üm. Ben her zaman bunu hiçbir zaman saklamamıştımdır. Alman ortamlarında da her zaman söylüyorum. Ben dedemlere her zaman şükrediyorum. İyi ki gelmişler Almanya'ya. İyi ki biz burada bu eğitimi almışız. İyi ki Almanya'da doğup büyümüşüz. Ama iyi ki de ailelerimiz bizi öyle büyütmüş ki biz her zaman Türk gibi büyüdük. Ben evimi kapattığım zaman bir Türk'üm kesinlikle. Biz evin içinde sadece Türkçe konuşuyoruz her zaman. Zaten Ömer kreşte, ilkokulda, anaokulda Almanca öğrenecektir ama bizim isteğimiz Ömer'in ana dilini, Türkçeyi %100 konuşması. Hiç takımda, arkadaşlarında bazen bunu maalesef duyuyoruz. Böyle bir yabancı düşmanlığı hissettin mi? Böyle bir şeye maruz kaldın mı? Böyle bir şey duydun mu? Yok, hiçbir zaman. Ben her zaman bu şeye dikkat eden bir insanım gerçekten yani. Ben Alman ortamında büyüdüm. Çünkü ilkokul, anaokul, kulüp takımları, işte gimnazyuma gittiğimde orada elle sayılacak kadar Türk vardı bizim zamanımızda okulda. Her zaman ayak uydurmuşumdur. Hatta bizim eski hocamız Jürgen Klopp bana bir kere demişti. Ya sen Alman gibisin. Dedim yok Alman gibi değilim. Ben Türk'üm ama bu ortamda nasıl bu bir ortamsa ben de ona göre davranıyorum. Yani hiç kendimi kaybetmeden, Türk kimliğimi kaybetmeden. Almanya milli takımı beni çok davet etti. Anneme her zaman dedim babama ben hiç istemiyorum. Yani Almanya tam Dortmund'da oynamayı da çok istiyorum. En büyük hayallerimden biri ama A Milli formayı bir gün giymek istiyorum diye. 17 yaşında nasip oldu sağ olsun Fatih Hoca bana o şansı verdi o zaman. Ben 40 günlük bir Peru kampındaydım. Dünya şampiyonasını oynamıştık bu 17 Türkiye milli takımıyla. Bana haber geldi işte Fatih Hoca gelecek yarı final maçını Brezilya maçını. Nasıl bir andı o? Brezilya maçını izleyecek diye. Şimdi ben biliyorum o turnuva benim için iyi geçiyor. Hocanın izleyeceği oyuncular belli yani 3-4 tane aday var A Milli takım onun için ama ben 17 yaşıma daha yeni girmişim hiç hayal bile edemedim yani milli takıma çağrılacağımı. Hocanın gözüne girmem lazım. İşte ben de farklı bir heyecan Brezilya ile oynuyorsun sonuçta U17 olsa bile maç başladı. İlk yarı bitti. Biz 3-0 gerideyiz. Ben berbat oynuyorum yani. Böyle ya o 2005 senesine hiç sığmayacak bir performans gösteriyorum. Soyunma odasına girdik. O zamanki hocamız Abdullah Hoca sağ olsun. Onda bende çok çok emeği var. Bir de kırmızı kart yedik ilk yarıda. Hoca bana geldi dedi Nur dedi. Allah korusun dedi burada 6-7 yemek de var dedi rezil olmayalım dedi 3-0 bitsin dedi atarsak belki bir tane atarız falan işte maç dönerse döner ama burada rezil olmak da var dedi dikkatli olun dedi. Ben hiç yani o kadar kendimle savaşıyorum ki o kadar kötü oynuyorum ki dedim hocam dedim ya içimde yandık dedi ya Fatih Hoca orada Dünya Kupası gidiyor yarı bitti sahaya çıktık. 5-10 dakika sonra 3-1 attık.
maçı dönmeye başladı işte. Biz birden ne olduysa bize işte ilan mı geldi, bir şey oldu. Hepimiz müthiş oynuyoruz işte. Caner müthiş oynuyor, Tevfik, hepsi, Volkan kalecimiz, herkes süper oynuyor. Uzun lafın kısası, ben 3-3 atıyorum. İyi de bir maç geçirmiyorum ikinci yarıda özellikle. Son dakika gol yiyip 4-3 eleniyoruz ama maçtan sonra Fatih Hoca soyunma odasına geldi, herkesi tebrik etti. Bana elini uzattı. Ben tabii yüzüne bakamıyorum. Yani insan böyle çocuğuz da yani. Seninle görüşeceğiz dedi. Dedim eyvah. Ne yaptık? Kötü bir şey mi yaptı? Her neyse. Üçüncülük maçını oynayacağız Hollanda'yla. Hollanda'yla oynadık. O maçı yenildik. Soyunma odasına geldim. Hüseyin abi bizim milli takımımızın idari menajeri. O zaman bizle seyahat etmişti. Dedi, Nuri dedi, hazırlan dedi, havalanına gidiyorsun dedi. Dedi, ne havalanı dedim, yarın dönmeyeceğiz mi dedim. Çünkü aklımda akşam bize izin var. İlk defa, o 40 gün sonra bize izin var yani. Bir bırakın yani, rahatlayalım. Gezelim, tozalım, başka bir eşortmandan hariç bir kendi eşyalarımızı giyelim. 40 gün hep eşortmanla gezmişiz. Dedi, yok yok dedi, senin eşyalar otelden aldık dedi. Sen buradan direkt havalanına, amirli takıma çağrıldın dedi. Milli takım dedim ya. Daha 10 yıldır yiyorum hani. Yok dedi, hadi dedi, yolculuk başlıyor dedi. Apar topar öyle yol aldık. O 3-3'lük beraberlik golünde, evet, ne hissettin o an? Ya dünyaya ilk defa ismi tanıttığım goldü yani. O gol çok büyük yankı yapmıştı o gol. Çok gururlandım çünkü o maç bizim için gerçekten çok zor geçmişti yani. Bir de beklenti çok yüksekti. Bizim jenerasyonumuz gerçekten çok iyi bir jenerasyondu. Herkes bizden şampiyonluğu bekliyordu işte. Güzeldi, çok güzel bir duyguydu. Bir de Fatih Hoca'nın tribünde olması farklı kılıkta. Şu an Dortmund'da oynuyorsun. Evet. Türkiye'den bir teklif gelse... Gelse... gider misin ya da hangi takımda oynamak istersin? İleride neden olmasın yani? Biz her Türk insanı, her Türk futbolcusu Türkiye'nin büyük takımlarında oynamak ister. Ben de isterim ama şu anda ben buradaki görevim daha bitmedi. Ben uzun bir sakatlıktan yavaş yavaş çıkıyorum. Hedeflerim var, kendime özel ve takım olarak hedeflerimiz var. Burada çok iyi bir konumdayım. Kulüpte seviliyorum. Kulüp futboldan sonra da iş yapabilecek bir konumdayım şu anda. Dortmund'da herkes beni bu kulübün bir parçası olarak görüyor. O yüzden böyle bırakıp da gitmek istemiyorum aslında. Ama tabii ki bir gün futbolda hiçbir zaman belli olmaz. Yani baktığın zaman biz Tuba'yla beraber neler gördük futbolun içinde. Neden olmasın? İleride olabilir tabii ki. Peki çok ekrana uygun bir yüzün var. Teşekkürler. Bir şey değil. Bu yönde teklifler aldın mı Türkiye'den? Gerçi zaten bir şeyler yapıyorsun. Evet. Turkcell Europe'la birlikte reklam filmleri çeviriyorsun. Bu da başka bir branş ama çok zevkli bir branş olsa gerek. Yani güzel, zevkli çekimlerimiz çok güzel geçti. Sağ olsunlar, güvenmişler bana. Yüzümü beğenmişler belki. Beni kullanmışlar reklamlarda, sağ olsunlar. Güzel geçti, çok güzel çekimlerimiz, çok keyifli geçti. Uzun olmasına rağmen hiç sıkılmadık. Dediğim gibi Turkcell, ben Turkcell'le beraber büyüdüm yani. Ben reklam amaçlı söylemiyorum çünkü Turkcell her zaman bizim hayatımızda olmuştur. Milli takımdan dolayı ve Turkcell Europe'la beraber. Diyorsun galiba burada buluşuyoruz. Orada buluşuyoruz, reklamlar çekiyoruz insanlara. Türkiye ile Almanya'yı birleştiriyoruz. Ailenize her zaman Turkcell'le arayabilirsiniz. Çok iyi fiyatlarımız var, uygun fiyatlarımız var. Bir de ben Türkiye'de, Almanya'da yaşayan bir Türk olarak bunu söylediğim zaman insanlar belki kafalarında bak bu Şahin'de Turkcell kullanıyor, biz de Turkcell Europe'a geçelim inşallah derler. Çok beğendim ben senin odanı ama. Sen müzik de mi yapıyorsun? Bana biraz bir şeyler çalar mısın?
Seni bir dinlemek istiyorum ben. Kim öğretti bunları sana? Televizyondan mı gördün acaba? O zaman anne öğretti galiba. Anne okulda öğrendi. Okulda öğrendi. Ne kadar akıllısın sen. Aferin sana. Hem biraz Ömer'le oynayalım. Hem de sizinle birazcık küçük bir oyun yapalım istedik. Şimdi bazı sorular hazırladık. Bu sorulara sadece evet ya da hayır diye cevap verebilirsin. Orta yolu maalesef yok. Tamam. Evet ya da hayır alacağız senden. Arka arkaya soracağım soruları. Seri bir şekilde de cevaplarını isteyeceğim. Tamam. Başlıyoruz. Bayan futbolunu da büyük bir ilgiyle izliyorum. Hayır. Dünyanın en güzel şehri İstanbul değil, Maynard Sagan. Hayır. Messi'den daha iyi top oynuyorum da değerimi bilmiyorlar. Hayır. Annemin yemekleri eşimin yemeklerinden daha iyi. Evet. Ne yapalım yani, soruyoruz. Anne şimdi olmaz. Schalke'ye attığım herhangi bir gol, Almanya A milli takımına attığım golden daha zevkli. Hayır. Evde eşime birçok konuda yardımcıyım. Hayır. En büyük zevklerimin arasında akşamları oturup dizi seyretmek gelir. Evet. Hangi dizileri seyrediyoruz? Eşkıya, Dünya'ya Hükümdar Olmaz. Çok sevdiğim bir dizi. Kara Sevda'yı izliyoruz Tuba ile beraber. Tamam, devam ediyorum. Çok iyi sesim var. Şarkı söylemeyi çok severim. Hayır, evet. Hayır. Evet dersen sesim kötü ama şarkı söylemeyi severim. Tamam. İki hafta boyunca telefonumu açmadan veya sosyal medyada bir şey paylaşmadan rahatlıkla durabilirim. Hayır. Emekli olunca Türkiye'ye kesin dönüş yaparım. Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık yaparım. Evet. Aa, bak iyi tutturmuşum. En büyük hayalim ileride Schalke'ye antrenör olmak. Hayır. Futbolcu olmasaydım kesin bir dizide başrol oynardım. Evet. O yeteneği var. Sorularımız bunlardı. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldık. Tamam, son bir selfie'mizi yapalım. Sonra da sizinle vedalaşalım o zaman. Tamam mı Ömer? Tamam.